Türkçeyi ve Türk kültürünü dünyaya yayma amacıyla kurulan Yunus Emre Enstitüsü'nün bugünlerde epey sıra dışı bir öğrencisi var. Romanya'nın bir önceki başbakanı Viktor Ponta, Ponta Bükreş temsilciliğinde kurumun iki yıldır Türkçe öğreniyor. İki yılda ne kadar öğrenmiş bakalım. Tekrar başbakanlığa aday olacak mısınız? Tarkan şarkıları dinliyor, tatillerde Türkiye'ye geliyor ve yaklaşık iki yıldır Türkçe öğreniyor. O, Romanya'nın bir önceki başbakanı Viktor Ponta. Dünyanın farklı kentlerinde Türkçe öğretmek ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla kurulan Yunus Emre Enstitüsü'nün, Bükreş'teki öğrencileri arasında yer alan Romanya'nın eski başbakanı, ülke siyasetinde halen en etkin kişilerden biri. Türkçe bizim için biraz zor. Ama benim için Türkiye en en yakın ülke, çok tarih, çok ekonomik, çok arkadaş var. Her gün bir kelime biraz biraz ağır ağır öğreniyorum. Benim için İstanbul en güzel, en meşhur dünyada şehir. 2021 yılı Mart ayından itibaren biz haftada üç gün, haftada dört gün ee, sabah 9'da dersimiz var. Bir Türk dostu, Türkleri çok seviyor. Çok yoğun bir gündemi var ama e, derslerini hiç aksatmaz. Ödevlerini pek yapmıyor ama geliyor. Bu arada kendisi çok iyi bir Fenerbahçe taraftarı. Yunus Emre Enstitüsü Romanya Koordinatörü Mustafa Yıldız'dan ders alan eski başbakan, Türk futboluna karşı özel bir ilgi duyduğunu da belirtiyor. Türk dizileri az. Türk spor çok. Ve Türk şarkı şarkiler, no? şarkıcılar Şarkılar, e, çok seviyorum. Romanya'da en, e, en meşhur her zaman Tarkan. <laughs> Ama e, benim için Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş e, e, şarkıları. Romanya'da Yunus Emre Enstitüsü'ne kayıtlı Türkçe öğrenen 4000'den fazla öğrenci bulunuyor. Kurum geçtiğimiz günlerde 2011'den bu yana ülkede yürüttüğü çalışmalar nedeniyle Romanya Devlet Üstün Onur Nişanına layık görülmüştü.